Nisan ayındaki Avrupa Kupası'nda, Avrupa sıralamada bir elemeler sonucunda Avrupa ikincisi oldu. Şangay'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın birinci ayağında ise Dünya sıralamasında dördüncü bitirdi. Hani bu dereceleri, bu Rio kotasını bekliyorduk. Çünkü sportif arenanın en üst düzeydeki yarışması Olimpiyatlar. Ve orada bir kız bir erkek Yasemin, Ecem Anagöz ve Mete Gazoz birer kota alarak ülkemiz hem mix takımda hem ferdi olarak temsil etmeye kazandılar. Onun tabii ki ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Onları TRT ekranlarından, evet, Rio'dan takip edeceğiz. İzlemeyi çok isteriz. Rio'da, Brezilya'da 5-12 Ağustos tarihleri arasında dileriz ki 6-7 ve 11-12 Ağustos'ta madalya müsabakaları olacak Rio'da. O tarihlerde kendilerini orada görmeyi, hem Yasemin, Ecem Alagöz hem Mete Gozuz'u görmeyi çok isteriz. Bu arada başlıyor. Hocam, klasik yay kadınlarda altın madalya atışları başlıyor. Ve şu anda Rus sporcu Tatiana Bitrikova ile Tayvanlı Chia En Lin karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi değerlendirmeleriniz nasıl olur? Burada Rus sporcu geçtiğimiz Ocak ayında Fransa'nın Nîmes kentinde gerçekleştirilen Salon Dünya Kupası'nda madalya almış bir sporcu. Çok özür diliyorum. Rus sporcu beyaz tişörtle. Evet. Tişört ya da forma ne denir hocam okçulukta? Forma diye adlandırıyoruz. Tişört de denir ama daha çok forma olarak da kullanılır. Evet. Yarışma hocam kıyafeti olarak beyaz kullanırız daha çok ama ülke tamamı koçla birlikte sporcunun da aynı renkte olması şartıyla, evet, formanın renkleri değiştirilebiliyor. Fakat şu anda Türkiye'de biz %70 ağırlıklı beyaz geleneksel kıyafetlerimizi kullanıyoruz. Şu anda Tayvanlı sporcunun atışına başlayacağız. Baktığımızda tekniği düzgün bir sporcu. 9 puanla yarışmaya başladı. Güzel bir atış. Hem teknik açıdan hem puansal olarak. Bakalım Rus'un atacağı 8 puanlık bir atış. Siz burada favori olarak Chinese Taipei, Tayvanlı sporcuyu bir adım önde görüyorsunuz. Eight. 8 puan. Ama finaller daha düşük puanlı gerçekleşebiliyor. Niye? Burada gerginlik ve stres. Evet, stres çok üst düzeyde. Üst düzey sporcu oldukları için birbirlerini takip ediyorlar, biliyorlar. Daha önceki organizasyonlarda çok ince detaylar var başarıyı sağlayacak. Tayvanlı güzel bir puan. Chia En Lin 9 puan aldı. Şu anda Bitrikova, Rus sporcu, 10 atması 10 atarsa gerekiyor. Bu turu, evet, galip tamamlayacak, evet, ve bunu yaptı. Aldı. 2-0 önde Bitrikova. Şimdi Rus'un tekniği bu hava için daha avantajlı baktığınızda. Niçin hocam? Hızlı atış gerçekleştiriyor. Fazla beklemiyor. Rüzgarda çok fazla nişan almaya çalışmıyor. Yani rüzgarlı havalarda atışı çabuk yapmak daha büyük avantaj. Avantaj sağlıyor. Niye avantaj sağlıyor? Okçuluk avantajlar ve dezavantajlar üzerine kurulmuştur. Çok kuvvetliyseniz bekleyip o rüzgarın kesildiği anı bulup tam ortaya atabilirsiniz ama sizin kondisyonunuzdan gider. Evet. Onun da önlemini almanız gerekir. Eğer ki ön çalışmanızı kulübünüzde veya kamplarınızda bu çalışmayı yaptıysanız, evet, durup net atış yapmak güzeldir. Ama rüzgarda onu sağlayamıyorsanız az daha hızlı atış yapmak rüzgarda avantaj sağlıyor. Şimdi bakacağız, yani teknik ve kondisyon mu yoksa refleks hızlı atış mı kazanacak, onu da göreceğiz. Hocam, az önce Mete Gazoz'dan söz ettik. Mete Gazoz sizin oğlunuz ve siz onu yetiştirdiniz ama hem siz hem de diğer hocalar, federasyonda görevli ve kulüplerde görevli diğer hocalar birçok minik sporcuyu da yetiştiriyorlar. Ve evet, o sporcular da geleceğin altın madalya kazanacak büyükleri, öyle değil, evet, mi? Onların da altyapıdan sorumlu bir takım antrenör olarak ben görev aldığım için onu da rahatlıkla geleceğimiz okçuluğumuz çok emin ellerde. Ha, bunu da nereden söylüyorum? İstanbul'da gerçekleştirilen okullar arası yarışmada yaklaşık 785 katılım vardı. Yani, evet, Okçular Vakfı'nda
şu anda birçok faaliyet ve projeleri altına imza atıyor Okçular Vakfı Spor Kulübü. Özellikle 8-9-18 yaş arasında yaş grubuna ücretsiz okçuluk eğitimleri veriliyor. Onun dışında birçok belediyeler protokol imzalayıp birçok İstanbul'un çeşitli yörelerinde, çeşitli belediyelerinde okçuluk faaliyetleri başlatıldı. Ve tabii ki bu altyapıyı kuvvetlendiriyor. Bu arada Chia Enlin, Tayvanlı Chia Enlin 10 attı. Biltrikova 10 attı. Evet. Şu anda da Enlin iyi bir atış yapamadı. Kaçırdı. Orada kırmızıya işte beklemenin, vurunca... beklemenin dezavantajı. Rüzgarı... Kesinlikle. Bakın net atıyor Rus. Onu etkiledi ve Rus sporcu ikinci turda ilk iki atışında 10 attı. Çok büyük avantajı var. Kesinlikle. Biltrikova'nın. Şu anda yani... Rus'un çok net alması gerekir. 8 yani şu 6'yı anda kaçırdıktan sonra 14, zaten 10 atması çok zordu. 20 5 atarsa Biltrikova 4-0 yapıyor. En az 5 atsa bile ki sarı atar. 8 güzel. Puan. Rahat attı Biltrikova ama Biltrikova 4-0 önde. Evet, hava rüzgarlı olması okun havadaki 70 metre gittiği için yaydan çıktıktan sonra belli bir hızda kendi yaydan aldığı güçle hareket ediyor. Ondan sonra serbest düşüş yapar aslında hedefe doğru. Evet. Yani burada rüzgarın etkisi çok fazla. Teknik olarak Biltrikova daha iyi yönetiyor diyebilir miyiz? Tabii. Şu andaki havayı, bu hava ortamında baktığınızda Chinese Taipei'de Tayvanlı sporcu avantajı gözüküyor ama sahanın avantajını veya tekniğini kullanan şu anda Rus sporcu gözüküyor. Aslında hocam şu anda burada otursak burayı bir restoran gibi düşünün. İki çay söylesek, sizinle sohbet etsek burası çok rüzgarlıymış demeyiz. Yok. Normal bir hava ama okçuluk için etkili bir hava. Çok rüzgarlı denilebilecek evet, bir hava evet, değil mi? Etkili. Yoksa günlük güneşlik gayet hava sıcak, ortam boş güzel bir hava. Kesinlikle, kesinlikle güzel bir hava. Hani bu rüzgarın esmesi burada oturan dediğiniz gibi çayını yudumlayan bir kişi için çok güzel. Rahatsız serinletici etmez, etmez. Ama oku havada uçuşunu etkiler. Evet. Yaklaşık vurulması gereken yer çok ufak bir alan ve 70 metreye atıyorlar. 70 metreden orayı yani az bir mesafe görebilmek değil. Zor. Evet bakalım Tayvanlı sporcu ne yapacak. Atacağı ilk ok her zaman kaçırmadığı sürece o seriyi belirliyor 3 aşağı 5 yukarı. 8 ile başladı Chia Enlin. Rus'un psikolojisi de daha sağlam duruyor. Yüz ifadesine yüz baktığınızda daha hızlı, daha kararlı gözüküyor. Değil mi? Aynen. Dediğim gibi sporcunun yüzüne baktığınızda, gözlerine baktığınızda ne yapabileceğini anlayabiliyorsunuz. Chia Enlin'de o ifade yok mu hocam? Yok. O kadar değil yok, mi? O kadar değil. Zaten altında kaçırdı. Evet. Beklentisi, bakın hareketleri, mimikleri, tavırı düşmüş durumda yani evet, moral olarak ruhsal halini ve şeyini veriyor. Evet çok güzel bir atış. Bakın daha da hızlandı. Rus sporcu daha da hızlandı. Evet. 9 attı ama çizgide. Çizgide. Yani burada biraz 10 ya da 9. Evet. 10 ya da 9. Onun sonra hakemler gidecekler ve karar verecekler. Şu anda Rus Enlin 9 attı. 14-23. 6-0. 18 evet. Yani 6 atarsa aynen, en az kazanacak derken zaten Biltrikova çizgiden almasa attı bile kazanıyor. Ve böylece Biltrikova Rus sporcu 6-0'la kazanıyor. Evet. Ve klasik yay kadınlarda altın madalyanın sahibi oluyor. Hocam yine de hakemler gidip oraya resmi mutlaka sonuç bakan için bakacaklar değil kesinlikle mi? Kesinlikle bakıp hakemlerimiz bunun sonucunu ilan ediyorlar orada. Göstererek hani hangi hedefin kazandığını seyirciye daha da sevincini yaşıyor Rus sporcu. Kendisini tebrik edelim. Az sonra Oleksiy Humbin Ukraynalı'yla sporcu Tarasha Krai karşı karşıya gelecek. Onlar da klasik yay erkeklerde altın madalya atışlarını yapacaklar. Ve bu organizasyonda müsabakalar sona erecek. Akabinde sporcular ödüllerini alacaklar. Tabii ki onların bu en doğal hakkı ve...